Rüyada boğa yılanı görmek sıkıntılı, karmaşık ve karanlık günlerin yaklaştığı manasına gelmektedir kardeşlerim. Dolayısıyla çok böyle tehlikeleri ifade eder, işaret eder kardeşler. Yine mesela kobra yılanı, engerek yılanı bunlar da sıkıntıları sembolize eder şeklinde yorumlanır. Düşmanlarınızın kininin, kötülüğünün büyük seviyelere ulaştığını sembolize eden bir rüyadır. Yani karşınızda sizi alt etmek isteyen, efem sizin kötülüğünüzü isteyen, sizin kaybınızı isteyen bir takım insanların olabileceği manasına gelir sevgili kardeşler ve bu insanlar hakikaten yani sizi düşürmek, sizi alt etmek için çok şeyleri gözü almış ...seviyede bir düşmanlık... ...besliyor olabilir kardeşler. Ve... ...yakın zamanda... E, ...bu sıkıntıların... ...size e, dokunmak... E, ...üzere olduğu manasına da gelir. Yani artık düşmanlarınızın... E, ...harekete geçtiği... ...manasına gelir sevgili kardeşlerim. İnşallah dikkat etmekte fayda var. Etrafımızdaki insanları iyi kolaçan etmek... ...iyi ölçüp biçmekte fayda var. Biz bazen herkesi kendimiz gibi görüyor. Aman bir şey olmaz. Aman dosttur. Aman arkadaştır diyoruz. Oysa eğer bir çalışma varsa mutlaka yazmak lazım. Yazacaksın, belgen olacak, sözleşmen olacak, hesabını, kitabını iyi yapacaksın. Çünkü bu e, yılanla alakalı rüyalarda genellikle bahsedilen e, düşmanların ve rakiplerin iş hayatıyla alakalı, çalışma hayatınızla alakalı size verebilecekleri e, zarardan bahsediliyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla sizin hesabını, kitabını iyi yapan insanlar olmanızda fayda var. allah Teala bunu inşallah ihsan eylesin. Rüyada zehirli yılan görmek kardeşlerim tehlikeleri arz eder. Şimdi düşman anlamına geliyor ya yılan görmek. Rüyada yılan gördüğün zaman etrafında, ailende, çalışma hayatında, iş yerinde, arkadaş çevrende, komşularında belki akrabalarda evet ailede görüyoruz bazen duyuyoruz kişinin en yakını insana düşmanlık yapıyor Allah muhafaza etsin. Allah düşürmesin, Allah göstermesin. Allah muhafaza eylesin. Rabbim esirgesin. Ama bazen şahit oluyoruz yani. Şimdi yılan gördüğümüzde bir düşmanlıktan bahsederiz biz. Etrafınızda size düşmanlık yapan, sizin kötülüğünüz olan, kötülüğünüzü isteyen insanlar vardır deriz. Şayet zehirli yılan gördüm Hüseyin hocam diyorsan o zaman o etrafınızda size düşmanlık yapmak isteyen, sizi alt etmek isteyen, sizin aleyhinizde arkanızdan iş çeviren insanların çok çok daha tehlikeli olduğundan bahsederiz. Yani düşmanın zehiri var anladın mı? Hem düşman, düşmanlığı ayrı bir de zehiri de var. Yani bu şekilde ciddi manada efendim tehlikeler arz eden e, bir durumdur bu sevgili kardeşler. Zehirli bir yılanın diyor ben konuştuğunu görüyorum. Şimdi bir yılanın konuşması mesela size güzel bir şeyler söylediğini görüyorsanız bu düşmanlardan size erişecek bir hayırdır. Ama zehirli bir yılan olduğunu görüyorsun karşında konuşuyor, bir de ateş püskürüyor sana böyle o kardeşler o sıkıntıya işareti o düşmanlardan ciddi manada bir çelme yiyebileceğinizi sembolize eden bir uyardır. Dolayısıyla dikkat etmek e, lazımdır. Bir ihtar, bir uyarı, bir ikaz. Ama ciddi manada bir uyarı, ikaz ve ihtardan burada bahsedilir sevgili kardeşlerim. Bu rüyayı bu şekilde yorumlarız. Rüyada zehirsiz yılan görmek düşmanlığa işaret ama size çok büyük zararlar veremeyecek düşmanlara işaret eder Rüyada yılan gördüğümüzde etrafımızda bir düşmanın varlığından bahsederiz Fakat gördüğümüz düşman gördüğümüz yılan zehirsiz bir yılansa bu da düşmanımızın bize zarar vermek için ya da rakibinizin sizi yenmek için yani sizden zayıf durumda olduğunu ifade eder Sizin güç olarak mantalite olarak kudret olarak, Onlardan daha iyi durumda olduğunuzu ifade eder sevgili kardeşlerim. Yani sizin için bir yerde avantajdır. Evet insan etrafında düşmanı olması kötü bir şey ama en azından zarar verecek seviyede bir düşman değil. Sizi yenebilecek seviyede işlerinize güçlerinize mani olacak derecede bir düşman değil. Buradan bakıldığında bir avantaj diyebiliriz buna sevgili kardeşlerim. Rüyada yılanla kavga ettiğini görmek, yılanla boğuşup kavga etmek bir zehirsiz yılansa bu düşmanlarla kavga etmeye ama finalde galip gelmeye işarettir. Anladın mı? Yılanla boğuşan derler ki kuvvetli düşmanıyla savaşır, harbeder. Düşmanından korkar, birbirinden ayrılırlar. Ama bir yılan sizi ısırıyorsa, sizi kovalıyorsa falan yani o bir musibet size dokunur, bir musibete düşersiniz ve artık kurtulmaktan ümit kesilir diyor yani. Kurtulamaz. Kurtulması zor olur. Bu noktada zararlardan bahsediliyor. Allah Teala muhafaza eylesin. Allah'ım zarardan, ziyardan, ziyandan esirgesin. Allah'ım iyi insanlarla buluşmak, iyi insanlarla arkadaş olmak nasip ve müesser eylesin şeklinde bu rüyayı yorumlamış olalım. Rüyada ayakları olan yılan görmek. Bir süre hayattan aldığı zevki rüya sahibinin alamayacağı anlamına gelmektedir. İslami olarak günahların artacağı manasına gelir. Allah muhafaza eylesin. Yeni bir işle alakalı olarak bilgi toplanacağına, aile içinde huzurun yerinde olacağına yakın bir akrabanın yaşadığı sağlık sorununun tedavisi için çaba gösterileceğine, sevinçli haberler alınacağına, maddi sıkıntılardan kurtulup zenginleşmeye tabir edilir. Eğer rüyanızda ayakları olan yılan gördüyseniz, eşinizle, sevgilinizle veya sevdiğiniz insanlarla ilişkilerinizde son derece dikkatli olmalısınız. Tecrübe yeteneklerinizi daha iyi şeyler için kullanmanızı sağlayabilir kardeşlerim. Mesela ayakları olan yeşil bir e, yılan görmek sevgili kardeşler, e, kendi başına, sorunların üstesinden gelmeye çalışacağınızı, hayatınızı ailenize adayacağınızı, yeni bir eve taşınılacağını ifade etmektedir. Yine bazı kaynaklar bunu maddi olarak güçlenmek, zenginleşmek anlamında da yorumlamaktalar. Yani <laughs> bu rüya sizin zengin olacağınızı, yeni kişilerle tanışacağınızı sıkıntılarınızı da bu sayede çözeceğinizi ifade etmektedir.